Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda turnuvadan haberlerin 11. bölümüyle tekrardan sizlerle beraberiz arkadaşlar. Yeni haberlerimiz var, değişik haberlerimiz var. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım diyorum arkadaşlar. Versiyon 22.0'ın arkadaşlar yeni güncelleme belli oldu. Baktığımızda iki farklı arkadaşlar macera gelecek. Bunlardan bir tanesi normal ayrık maceramız. Diğeri arkadaşlar Nick Fury'ye yardım edeceğimiz ve karşılığında çok güzel ödüller toplayabileceğimiz 5 yıldız, 6 yıldız kristal parçaları ve hatta belki arkadaşlar 5 yıldız cevher uyandırma bile kazanabileceğimiz yeni bir macera geliyor. 2 tane arkadaşlar yeni macera var. Düzeltiyorum. 2 tane yeni hero var arkadaşlar aynı zamanda. Biri Kaptan Marvel, biri de Nick Fury. Gördüğüm kadarıyla Skrull'lar gelmiyor galiba arkadaşlar. Çünkü burada Skrull'lar yazmıyor. Onun dışında buff uygulanan 3 hero varmış. She-Hulk ve Örümcek gibi çok ön plana çıkmıştı. Ama Gamora hakkında pek bir bilgimiz yok arkadaşlar. Bakalım Gamora'ya nasıl bir buff gelecek. Aynı zamanda Demir Yumruk, Loki, Rogue ve arkadaşlar Taş Adam'a da buff geliyormuş. Bugları varmış arkadaşlar. Bugları düzelecekmiş. Bununla ilgili haberler varmış. Kaptan Marvel arkadaşlar. Kaptan Marvel ile ilgili özellikler artık açıklandı. Saldırı gücü enfes bir hero olacak arkadaşlar. Aynı zamanda yanında devam yükü taşıyacak ve bu devam yüklerini hiddete dönüştürebilecek arkadaşlar. Bir nevi Hela tarzında üzerinde bu devam yükleri oldukça tabii yavaş yavaş gidecek. Onlar gidene kadar arkadaşlar bu hiddetler üzerinde kalacak. Demek ki çok kaliteli, çok güzel döven bir hero olacak diye bekliyorum arkadaşlar. Yine kozmik sınıfından ve zehir bağışıklığı var. Müthiş enerji hasarları verecek. Ve arkadaşlar turnuvanın en uzun ölümsüzlüğüne sahip 12 saniye boyunca ölümsüz olacak bir hero arkadaşlar. Burada çift Kaptan Marvel görüyorum. Yani bir tanesi şu anda var olan Kaptan Marvel, bir tanesi de yeni gelecek olan Marvel. Belki oyun içerisinde değişebilir. Çünkü filmde arkadaşlar bu yüzündeki maskeyi kapatıp açıyor, kapatıp açıyordu. Böyle bir özelliği vardı. Belki burada da yapar arkadaşlar, hiç belli olmaz. Ve Sinister arası arkadaşlar inanılır gibi değil. Böyle müthiş bir onun 5 yıldızı 20M'ye geldi. 4 yıldızı 9.2M'ye ve arkadaşlar Vulture'e de Vulture'mış herhalde öyle okunuyordu. 1.5'e gelmiş arkadaşlar. Yani şu 20M'ye gelmesi çok enteresan. Çünkü arkadaşlar daha önce 62.62M'ye gelmişti. Tabi 62M'ye gelince bazı arkadaşlar kasmayı bırakmış ya da bir kere alanlara bir daha kasmayı bırakınca arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 20M'ye geliyor. Bu 20M ne demek arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Bunu bot almış. Yani botlar almış arkadaşlar. Başkaları kasmayı bırakınca, büyüklerle bir kere alıp bırakınca arkadaşlar botu yatıran arkadaşlar almış. Vallahi helal olsun. Kamam arkadaşlar isterse botu bir saniyede yani bitirebilir. Tabii gerçi onun yazılımcılarına biraz şüpheliyim ama arkadaşlar yani o kadar dandik yazılımcıları var ki. Dünya kadar hata var yani, şurada göstereyim. Şurada düzeltecekler şeyden bir tanesi de ağ bağlantı problemini düzelteceklermiş. Ya ayıp ya, ağ bağlantının problemi olması bir kere ayıp zaten. Yani şöyle söyleyeyim, Kaman Bensin bizden yardım istesin arkadaşlar. Ben onlara 24 saat içerisinde bir kod yazarım. Sadece bir tane kod arkadaşlar. Programı eklesinler. Bir daha hiç kimse hayatta bot kullanamaz arkadaşlar. İmkanı yok öyle bir şeyin. Hani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Şuraya 62M'ye gelen efsane euro 20M'ye düşmüş. Yani yazık, bir şey de diyemiyoruz ki. İnşallah engellenir. Başka bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ve şu anda mevcut olan Sebertut ve Kork Arenası arkadaşlar. 4 yıldız Kork tahminimce 3-3.5M civarına gelir. Yani yine o arada oynar ama arkadaşlar çok fazla da bir şey oynayacağını sanmıyorum. Sebertut da arkadaşlar 4 yıldız yine 6M civarına gelir. 5-6M. 5 yıldız arkadaşlar 25-30M civarına gelebilir. Ama yani şu şeyleri gördükten sonra belki 20M bile gelebilir diyorum arkadaşlar. Eğer elinizde Kork yoksa mutlaka Kork kasın arkadaşlar ve kopyalamanızı tavsiye ederim. Defansa çok iş yapar. 4 yıldız kopya Kork arkadaşlar. Yine ortalama altın 2'de kadar, hatta belki altın 1'de bile arkadaşlar kopyalı şekilde iş yapabilir. Kork hakikaten şu oyunun bence en iyi defans oyuncusu şu anda. Sebertut arkadaşlar yine hem defans hem atakta kullanabileceğiniz yine kaliteli bir hero. Eğer elinizde yoksa kasmanızı tavsiye ederim tabii ki arkadaşlar. Biz oynuyoruz ama ne kadara gelir onu da tam bilmiyorum. Yani işte full kasabilir miyim? O da ayrı bir muamma. Şimdilik arkadaşlar haberleri toparlamam gerekirse Kork ve Sebertut arenamız var. Yani şu Mr. Sinister şöyle 20M'ye gelmesi hakikaten içler acısı arkadaşlar. 20M'ye gelmiş. 4 yıldızı 9.2M'ye. Vulture'da arkadaşlar 1.5
57 M'ye gelmiş. Ve yeni maceramız Kaptan Marvel geliyor. Yeni güncellemeler var. 3 tane hero arkadaşlar. Güncelleme gelsen 6 Mart'ta gelecek. 6 Mart'ta gelecek olan güncellemeyle beraber hem She-Hulk hem Örümcek Given hem de Gamora arkadaşlar buff yemiş olacak. Aynı zamanda Demir Yumruk, Loki, Rock ve Taş Adam'da da bug varmış. O bugları da düzeltecekmiş arkadaşlar. Geldikleri zaman artık test ederiz bunları. Kaptan Marvel'da 7 Mart itibariyle arkadaşlar Perşembe günü itibariyle oyuna ekleniyor. Arenalara geliyor. Allah nasip ederse arkadaşlar biz de onu kasacağız. Tabii ki 4 hızına kasacağız. PC çok yüksek arkadaşlar. Şu anda oyundaki en yüksek P'ye sahip hero Kaptan Marvel arkadaşlar. Yeni Kaptan Marvel. Bu sebeple de birçok büyük oyuncunun profilinde 5.65'ini göreceksiniz. Zaten yapmak zorundalar ki büyüklüklerini kaybetmesinler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim YouTube kanalımız dışında arkadaşlar bir de Instagram sayfamız var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşımlar yapıyorum. YouTube kanal ismimiz de aynı Magi TV Mucoç. İzlediğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları beğenmeyi arkadaşlar ihmal etmeyin. Herkese iyi oyunlar.